Rejim kontrolündeki alanlar arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını kararlaştırdık. Çalışmalar başladı bile. İdlib'de muhaliflerle rejimin sınır bölgesinde kurulacak silahsızlandırılmış bölge için adımlar atılıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu açıkladı. İdlib bölgesinde yeni güvenlik sistemi kurulması için faaliyetler salı günü başladı. 15-20 kilometre genişliğinde silahlardan arındırılmış bölge kurulacak. Ağır silahlar da çekilecek. Türk ve Rus askerler koordinasyon içinde devriye gezecek. Türkiye İdlib'deki kontrol noktalarına takviyeleri sürdürüyor. Böylece Rusya ve rejimin bölgeye saldırma bahanelerinin önemli kısmı ellerinden alınacak. Rusya Savunma Bakanı pazartesi akşamı artık bölgeye saldırı olmayacağını açıklamıştı. Allahu Ekber. Kasım Medine Duma. Allahu Ekber. Ama öyle olmadı. Yerel kaynaklara göre yine silahlar konuştu. İdlib'in güney kırsalında Latenma kasabasına topçu ateşi açıldı. Saldırganlar rejime bağlı güçlerdi. İdlib'in kuzeydoğu kırsalında da çatışma çıktı. Tel Rifat'ın güneyinde konuştuğu rejim birliği 5 ayrı noktaya ağır silahlar ve toplarla ateş açtı. Muhalifler de karşılık verdi. İdlib Anlaşması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de gündemindeydi. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Erdoğan ve Putin'i tebrik etti. Çok önemli bir sonuç alındı dedi. Amerika'nın özel temsilcisi James Jeffrey ise tüm taraflara kalıcı ateşkes için derhal harekete geçme çağrısı yapıyoruz dedi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da toplantıda söz aldı. Sinirlioğlu, İdlib'in köprüden önceki son çıkış olduğuna dikkat çekti. Uluslararası toplum şimdi harekete geçmezse sadece masum siviller değil, tüm dünya bedel ödeyecek dedi.